Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Samet Ünlü'nün YouTube kanalındayız. Samet Ünlü YouTube kanalındayız. Ben Oğuzhan Ünlü ve yanımda Samet Ünlü. YouTube kanalı için, sizler için, daha kaliteli bir ses için bugün size Behringer CB-RU kondenser mikrofon kutu açılımı yapacağız. Ve sizlere bu denli güzel bir içerikli video sunmaya çalışacağız. Teşekkür ediyoruz bizler için. Teşekkür ediyoruz bizleri izlediğiniz için. Ayrıca kanala abone olmayı ve beğenmeyi asla bak unutmayın diyorum bak. Kurban olduklarım. Yorum yapmayı unutmayın. Evet arkadaşlar, bugün Oğuzhan Ünlü'yü sizler için konuk aldım. Çok istediniz, yorumlarda bahsediyordunuz. Abin yok mu senin ya? Kaç tane abin var? 2 tane abim var. Bir gün birini konuk aldım. Ses uzmanı, sanatçı. Kendisinin de YouTube kanalı var. Şu anda ekranda çıkan YouTube kanalı kart sekmesine tıklayıp gidebilir ve müziklerini dinleyebilirsiniz. Gerçekten başarılı müzikler yapıyor. Bugün dedim ki mikrofon aldık kanal için. Bunun kaydını, bunun cartını, curtunu anlatsın dedim. Bence güzel bir anlatım yapacağız. Sizlere kutu açılımı yapacağız. Paraya kıydık biraz. Aldık yani. Şimdi biraz kutudan bahsetmek istiyorum. Kutunun içinde bir adet kondenser mikrofon, bir adet bilgisayara bağlamak için kondenser mikrofon ile bilgisayar arasındaki USB, bilgisayar arasındaki USB, bir adet kondenser evet. Mikrofon ve bir adet kondenser mikrofon ve bilgisayar arasındaki bağlantıyı sağlamak için USB mikrofon. USB kablo. USB. Çok şey, dilim sürüştü. İlk defa yayına çıkıyoruz tabii de. Tabii yani. Kondenser mikrofon ile bilgisayar arasındaki bağlantıyı yapmak için bir adet USB kablo var. İçerisinde bir adet shock mount. Tabii ki shock mount o kadar kaliteli değil açıkçası. Onlar teker teker sizlere anlatacağım. Evet, göstereyim. İçerisinde bir adet kullanma kılavuzu. Sakın okumayın. Valla herhalde bir ben baktım, göz gezdirdim. 10 tane dil var, bir Türkçe yok. Size öyle diyeyim. Yani bunu Türk YouTuber'lar kullanmasın diyorlar. Yani Türkler kullanmasın yani. Yani bir tane Türk dili yok yani. Hep İngilizce, İspanyolca, Arapça, Çince bile kadar gitmiş yani. Aman aman. Uzak durun içinde. Şimdi biraz daha size kutudan... Kutuyu açalım, birazdan açacağız tabii ki. Aynen, birazdan sizler kutu açılımına dikkatli şekilde... Burada bazı yerler kesilir. Abi, bilmezsin, kamera arkası burada. Tam 3 dakikadır çekiyor artık. Evet. Bunu sabitlemek için çektiğim haberiniz var mı? Neler düşündükler? Vallahi. Şimdi sizlere... Şimdi arkadaşlar... Evet arkadaşlar. Samet Ünlü ve benim kondenser mikrofon açılışıma hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, şimdi kutu açılımına geçiyoruz. Evet arkadaşlar. Elimizde tripod bulunmadığı için Samet'in elini tripod olarak kullanıyoruz. Evet arkadaşlar. Şimdi... Şöyle kutumuzu önce bir açalım. Ama bir dakika. Kutumuzda ilk önce zımbalama işlemleri vardı. Evet yani şimdi... Biz açana kadar... Sağ olsun gönderen firma, Allah razı olsun, öyle bir şey yapmış ki, korunaklı göndermiş ki. Yani imkanı yok, zarar gelmez yani. Suya karşı dayanıklı, efendime söyleyeyim, darbeye karşı dayanıklı bir koruma yöntemiyle göndermiş. Buradan da Sesçi Baba'ya teşekkür ediyoruz, sağ olsunlar. Kesinlikle sponsor olmadılar arkadaşlar. Kesinlikle sponsor olmadılar, bak onu Allah var söyleyelim yani. Yalan değil. Şimdi kutuyu açalım, buralarda zımbalar vardı. Biz bu zımbaları söktük, sökene kadar anamız ağladı kısaca. Çekelim şimdi. Behringer'i bir açalım, değil mi? Açalım efendim. Evet. Şöyle bir açalım. Şöyle geniş bir şekilde gösterelim. İmkanlarımız böyle. Herhalde ıslattık. Şuradan şöyle tutalım. Evet. Şimdi şöyle öncelikle gösterelim. Öncelikle şöyle bir bakalım. Behringer CB-RU kondenser mikrofon arkadaşlar. İçinde bir adet sesi iletmek için iletkenler var. Aynen. Bu arada C-U yani C1-U anlamı USB anlamında. Bunun normal düz serisi de var. C1 serisi de var arkadaşlar. Onu kullanmak için ses kartına ihtiyacınız var. Tabi ses kartı olan bir malzeme biraz daha kaliteli oluyor. Bizim imkanlarımız buna yetti. 290 lira verdik, sizden sır çıkmaz. Ondan aynen. Dolayı burası lambası yeşil. Yani şimdi bizzat zaten denerken göreceksiniz arkadaşlar. Burası sökülüyor shock mount'a. Dahil etmek için, shock mount'a bağlamak için burası sökülüyor. Şimdi shock mount'ın mantığı nedir? Hepsini efendim, tek tek açıklayacağız arkadaşlar. Sanatçı şimdi, efendim. Şimdi shock mount'u anlatacağız. Şimdi, evet. Evet arkadaşlar, şöyle mikrofonumuzu bir kenara bırakalım. Şunu niye koyarlar yıllardır hiç bilmem, anlamam. Ama iyi bir şey ellerim. Her şeyde, her açtığım kutuda var. Shock mount dediğimiz böyle bir tutacaklar arkadaşlar.
Mikrofonun parçası, mikrofondan çıkan parçayı bu alt kısma yerleştiriyoruz. Mikrofonu da buraya getiriyoruz arkadaşlar. İkisini şöyle aynı anda bağlıyoruz arkadaşlar. Bu dik durmasını sağlayan bir şey mi acaba? Bu şu amaçla üretilmiş. Bunu tripoda bağlamanız gerekiyor. Yani bu böyle masa üstünde durmaz tabii ki de. Yani bunun altında kablo girişi var. Bir normal bildiğimiz HP yazıcılarda giriş, yani aynı girişte. Bunları böyle koyup duramaz yani, kablo olunacak altında. Ondan dolayı kabloyu ezersen. Bunu tripoda yerleştirmek amaçtı. Şimdi size bu tripod, yani shock mount'u da anlatacağım. Tripoda nasıl takılır? Yani şimdi burada birkaç fazla eklenti bağlamalar var. Efendim, shock mount'u böyle bağlıyoruz. Shock mount'u önce bir çıkartalım. Şurada shock mount'u anlatayım biraz. Bu biraz daha kaliteli değil tabii ki. Yani kaliteli shock mount'lar da var. Biz zaten şu an kaliteli shock mount kullanıyoruz. Ondan dolayı bunu kullanmayacağız. Ama size de bunun kullanımını anlatayım. Şimdi Samet'cim 50 kuruş var mı? 50 kuruş nerede olsun? Bakayım şöyle ceplerime. Yok 50 abi, Samet 50 kuruş. Vallahi 50 kuruşum yok. Aha bende var. 1 lira da var. Ama bizim işimizi 50 kuruş görür arkadaşlar. Mantı ne? 50 kuruş için bak, bunu her tripoda bağlayamazsın. Yani her tripod bunu kaldırmaz, her stand bunu kaldırmaz. Evet. Çünkü bu bir inceliktir yani, bu nasıl desem masaüstü kurulumları için geçerli olan bir şey. Bunu buradan sökersek, tabii 50 kuruş yardımından, işte atamın yardımından. buradan söküyoruz arkadaşlar. Zaten kolayca söküldü. Evet, söktükten sonra. Bunu buradan söktükten sonra arkadaşlar, güzelce mikrofon standımıza bağlayabiliriz. Ve mikrofon standına bağladıktan sonra bunu buradan tekrardan bunu aktarıyoruz. Aktardıktan sonra mikrofon standına bağlıyoruz, geçiriyoruz arkadaşlar. Kısaca öyle. Kısaca mantığı budur. Yani bunu koyma amaçları daha küçük bir mikrofon standına bağlamak amaçlıdır arkadaşlar. Ve bunu da 50 kuruş yardımıyla ya da tornavida yardımıyla. Tornavida biraz yıpratıyor arkadaşlar. Onu ben denedim şahsen. Ama 50 kuruş yardımıyla tabii ki kalite. 50 kuruş yardımıyla oluyor arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar 1 lira da olabilir ya, ama 1 lira biraz büyük olur. Şimdi arkadaşlar kutumuzun içinde bir adet USB var arkadaşlar. Bunu bilgisayara aktarmak için. Şimdi sesimizi güzelce kaliteli aktarmak için. Girişini şöyle yakın alalım. Şöyle bir gösterelim arkadaşlar. Odaklasın. Yazıcılarda bulunur genelde. Aynen. Arkadaşlar şimdi kondenser mikrofonumuzu alıyoruz. Bunu tabi yerine dek getirmek lazım. Bunu böyle. Taktı. Sesi duydunuz arkadaşlar. Tık tık. Sesini duymanız lazım. Yoksa olmuyor. Duymuyorsanız bilin ki mal kalitesizdir. Yani işin erbabına bırakın. Evet. Arkadaşlar bu 1,5 metre, 2 metre civarında galiba, yanlış bilmiyorsam. Bunu da bilgisayarınıza takıyorsunuz ve hiçbir şey yüklemenize gerek yok arkadaşlar. Samet'in eli biraz yoruldu, farkındayım. Elini titremeye başladığını farkındayım. Kısa keseceğim lafı, ondan sonra tekrardan tripod'a aktaracağız. Bunu USB, yani USB'yi bilgisayara taktıktan sonra hiçbir program yüklemenize gerek yok. Cubase, Audacity, yani buna benzer programları kullanarak sesinizi daha kaliteli bir şekilde aktarabiliyorsunuz. Yani bunu kullanma amacımız stüdyo ses kayıtları, efendime söyleyeyim YouTube ses kayıtları. Sesleri bir tık daha kaliteli ve bir tık daha net, anlaşılır bir şekilde almak için kullanıyoruz arkadaşlar. Bilgisayar taktığınızda hiçbir program yüklemenize gerek yok. Sadece ses kayıt programlarından yararlanıp yapabilirsiniz. Ses kayıt programlarında sizlere linkini bırakırız aşağıya. Aşağıda bıraktığımız linklerden tıklayıp kolayca indirebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi biz bunu sökelim arkadaşlar. Kutunun içinden bir de herhalde kullanma kılavuzu da var. Ya at gitsin, yalan bu, yalan dostlar, yalan bak. Ama evet. Ama bir kıyak geçmişler. Anlamıyoruz belki ama. Hani çevirmeye de üşendim, Allah var. Yani bu kılavuzu kim çevirecek, boş verin. Çevirmeye ama, üşendim ama. Bir sticker. Bir sticker göndermişler sağ olsunlar. Bunu pop filtreniz varsa sticker'ı buna bağlayabilirsiniz. Pop filtreyi de şimdi size biraz kurulum yaparken göstereceğiz arkadaşlar. Pop filtrenin özellikleri nedir? Aynen. Ne amaçla kullanılır? Behringer sticker'ımız arkadaşlar. Bunu herhangi bir yere yapıştırabilirsiniz. Mikrofona bile yapıştırabilirsiniz arkadaşlar. Ama tavsiye etmem ya. Daha güzel böyle. Böyle daha hoş. Kondenser mikrofon mu arkadaşlar? Biraz ağırlığı var. Ama yani öyle zor bir ağırlık değil. Dinamik mikrofondan biraz daha ağır sadece. Dinamik mikrofon hakkında size yakında bilgiler de aktaracağız nasipse.
Ama dediğim gibi yani güzel bir şey var. Kısacası arkadaşlar Behringer C1U yani C1 USB'yi sizlere tanıtmış olduk. Hadi şimdi beraber kuruluma geçelim. Kondenser mikrofonumuz ne amaçlarla bizlere hizmet ediyor? Evet arkadaşlar, şu anda Behringer C1U kondenser mikrofon ses kaydını dinlemiş oluyorsunuz. Ses kaydımı bu şekilde sizlere daha net ve güzel bir şekilde veriyorum. Şimdi sıra Oğuzhan Ünlü'de müziğiyle sizlere güzel bir estantene yapacak. Kesivalarında dolanıyorum, yitirdim yârimi, aman aranıyorum. Bir çift selamla güveniyorum, atma garip anam, beni dağlar ardı, kimseler yanmasın, anam yansın deri.